Allah'ın düşmanı, senin de hakkından geleceğim. İsmet Macit. Nübüvvetin 10. yılı hüzün yılı olarak anılır. Efendimiz'e ve ashabına uygulanan boykot bitmiş, Müslümanlar Şıp'tan çıktıktan hemen sonra Ebu Talip ve Hazreti Hatice aynı yıl içinde vefat etmişlerdi. Yaşadığı toplum içinde tüm varlığıyla Efendimiz'i destekleyen Ebu Talip ile evinde ona dava arkadaşı olan biricik eşi Hazreti Hatice'nin vefatı Efendimiz'e çok ağır gelmişti. Anne tarafından akrabalarının yaşadığı Taif'e bir destek bulabilir miyim ümidiyle gitmiş, oradan da belki hayatının en çetin günlerini geçirerek geriye dönmüştü. Taif'e zulmü duyurma ve durdurma adına destek amaçlı gitmiş, yaralı yüreği ve kanayan bedeniyle şehirden ayrılmıştı. Mekke'ye ancak bir müşrikin himayesinde girmiş, hatta o gece Mutim'in evinde gecelemişti. Adeta her taraftan ümit kesilmiş vaziyetteydi. Din, değiştirici ve dönüştürücü etkisini tiranların baskısından dolayı gösteremiyor, bir tohum gibi düştüğü yerde şehrin granitlerini kırıp Ruşeym'e dönüşemiyordu. Ebu Talib'in ölümüyle müşrikler işkence ve saldırılarını arttırdıkça arttırmış, adeta Mekke'yi Efendimiz'e dar etmişlerdi. Mekke'de dinini anlatma fırsatı bulamayan Efendimiz, Arap kabilelerini ziyaret ederek kendisine destek vermelerini istedi. Gerek yaşadıkları yerlere giderek, gerekse de Zulmecaz, Ukaz ve Mecenne gibi panayırlara giderek kendisine destek vermelerini istedi. Neredeyse tamamından beklediği desteği bulamadı. Ama asla ümidini yitirmedi, yeise düşmedi. Hak ve hakikati anlatmaktan vazgeçmedi. Müşrikul Ezdi diyor ki, babamla hac yaptığım sene bir kısım insanların toplanıp bir adama işkence ettiklerini gördüm. İnsanlardan kimi onun yüzüne tükürüyor, kimi başına toprak saçıyor, kimisi de sövüp sayıyordu. Babama kim bu işkenceye maruz kalan zat diye sordum. O da atalarının dinini terk eden, La ilahe illallah diyen kurtulur diyen Muhammed'dir dedi. Bu işkenceler gün boyu devam etti. Daha sonra bir kız çocuğu elinde su dolu bir kapla geldi. Ağlıyordu. Allah Resulü bu kaptan içti. Elini yüzünü yıkadı. Kızcağızım, baban hakkında tuzağa düşürülüp öldürülecek, zillete uğrayacak diye korkma. Allah babanı ve davasını zayi etmeyecek. Etmedi de. İslam'ın 11. yılında Mina Vadisi'nde bir kayanın gölgesine çadırını kurmuş olan 6 kişilik Medineli bir grubu ziyaret etti Allah Resulü. Hac ve ticaret için gelmişlerdi. Dertli Nebi anlattıkça onlar daha da sokuldular bu huzur iklimine. Ve sonraki asırların Ensar diye tanıyacakları bu Medine'nin ilkleri orada Müslüman oldular. Hazreti İsmail'in teslimiyet dersi verdiği yerde Medine'nin yiğitleri de sadakat imtihanı vererek ayrıldılar. Ertesi yıl aynı yerde aynı zamanda buluşmak üzere. Buysa kaderin çok tatlı ve içli bir cilvesiydi. Söz verdikleri gibi de geldiler. Bu sefer dallarında tomurcuklar açmıştı. 12 kişiydiler ve biat ettiler Allah Resulüne. Ve birini ver, bize gölgende yetiştirdiğin bize dinimizi öğretsin, dediler. O, Hazreti Musab'ı çoktan kınalamıştı ve tarih ilk öğretmeni Musab diye kaydedecekti. Hazreti Musab öyle güzel hizmet etti ki, birinci Akabe biatında tomurcuğa duran dallarda rengarenk güller açtı. Ertesi sene 72 hediye ile geldi Mekke'ye. Bağlılık yemini ettiler. Küfür vadilerini inletecek yürekten sesleriyle. Tesis edilen bu kardeşliğin ne manaya geldiğini bilen, Mina Vadisi'ne belki de karargah kurmuş şeytan,
çığlık çığlığa Mekke sokaklarında dolaşmış ve "Ey hacılar, ey Mekkeliler, yetişin, müzemmen insanları kandırdı, sizinle savaşmak için sözleştiler, uyanın" diyerek uzun ve keskin bir çığlık halinde tekrar tekrar haykırmıştı. Efendimiz ona cevap vermiş ve "Ey Allah düşmanı, senin de hakkından geleceğim" buyurmuştu. Efendiler Efendisi müminlerin yüreklerini kardeşlik mayasıyla mayalamış ve buradan hasıl olan kuvvetle şeytan ve avanelerini alt etmişti. Şeytanın çığlık atmasının nedeni kurulan kardeşlikti. Ensar muhacir kardeşliği. Mina Vadisi'nde anne karnına düşer gibi düşecek, hicretle dünyaya gelecek, Medine'de serilip serpilince yeryüzünü nura gark edecekti. Hicretin temelleri bu biatlarla atıldı. Medine bir baht gibi kaderine düşen bu tarihi fırsatı kaçırmadı ve yüzyıllara örnek bir hizmet performansı ortaya koyarak ensar olmakla şereflendirildiler. Yüzyıllar sonra Mekke tiranlarının bu asırdaki temsilcileri şeytandan el almışçasına benzer zulümleri yapıyorlar. İyiliğin temsilcileri dünyanın dört bir yanına saçıldılar ve yeni bir muhacir ensar kardeşlik destanı yazıyorlar. Evet, insanlık adına çileli günler de olsa kim bilir şeytanlar ve avaneleri hangi vadilerde çığlık çığlığadır.